Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Transferde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Kulüplerimiz son ana kadar transfer kovalamaya devam ediyor. Zaten bizim dışımızda transfer yapabilen pek de bir ülke kalmadı. Önceki videomuzda meydan bize kaldı demiştim. Gerçekten şu anda durum bundan ibaret. Takımlarımız adına hareketli günlerden geçtiğimiz için haberleri birlikte gözden geçireceğimiz bir videoyla daha karşınızdayım. İyi seyirler. Eyüp Spor, Newcastle United forması giyen Kieran Trippier ile ilgileniyordu. Başakşehir'de bu yarışa dahil oldu ve favori konuma geldi. Eyüp Spor'da Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois ile görüşmelere devam ediyor. Hala boşta olan ve takımlarımıza tavsiye edilip olumlu geri dönüş alamayan Memphis Depay Brezilya Ligi'ne gidebilir. Brezilya takımlarından Corinthians oyuncuya yılda 4 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklifinde bulundu. Depay şu anda bu teklifi düşünüyor. Orta sahasına kaliteli bir ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Juventus'tan Arthur Melo için hem kulübüyle hem de kendisiyle temasa geçti. 28 yaşındaki Brezilyalı Önlibero, Juventus'ta mühim bir role sahip değil. Zaten son 2 yılda önce Liverpool'a ardından Fiorentina'ya kiralık verildi. Galatasaray da aynı şekilde kiralamak istiyor. Oyuncu vergiler dahil 6,5 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'ın diğer bir Brezilyalı Önlibero adayı Manchester United'dan Carlos Casemiro. Kırmızı şeytanlar sezona formsuz başlayan Casemiro'nun yerine Manuel Ugarte'yi aldığı için onu kiralık da verebilir ama büyük bir maaş yükü var. Yılda 18.2 milyon pound yani 21.6 milyon euroluk maaşıyla takımının en fazla kazanan oyuncusu konumunda. Juventus'tan Weston McKennie de gündemdeydi ama bu transferden olumsuz sonuç alındı diyebiliriz. McKennie Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi. Fabian Ruiz de Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor ama şu aşamada çok zor bir transfer. Paris Saint Germain'de ilk 11 oyuncusu olamasa da İspanyol milli takımında gösterdiği performansın ardından yeniden değerli bir oyuncu haline geldi. Yüksek bir kiralama ücreti talep ediyorlar. Galatasaray'ın bu bu miktarı vermesi mümkün görünmüyor. Önceki videomuzda bahsettiğim Cesare Casadei'nin kiralık transferi hala gündemde. Transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün yakın zamanda Chelsea ile görüşmek üzere İngiltere'ye gidecek. Takımdan ayrılmak isteyen Hakim Ziyeh transfer dönemi açık olan Katar Ligi'nden bazı kulüplerle görüşüyor. Bunların arasından en ön plana çıkanı Algarafa Kulübü. Ayrıca Yunanistan'dan Olympiakos'la görüşmüş ancak olumsuz sonuç alınmıştı. Aslında Arabistan'da transfer dönemi kapanmamış olsaydı Al gitme ihtimali de vardı. Galatasaray yönetimi Al gözden çıkarılan Talişka'yı Ziyeh artı para karşında almayı amaçlıyordu. Zaten düşük bir ihtimaldi, o da olmadı. Galatasaray Ziyeh'den doğacak boşluğu yeni oyun planına daha uygun bir isim olan Filip Kostiç ile doldurmayı düşünüyor. Kostić az önce söylediğim Weston McKennie'nin aksine Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi. Yönetim Juventus'la her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu henüz ikna edilebilmiş değil ama son bir görüşme daha yapılıp oyuncu ikna edilecektir. Hem kanatlarda hem de 10 numarada oynayabilen Ryan Cherki konusundaki ısrar da hala devam ediyor. Lyon Galatasaray'ın teklifini reddetmişti. Fiyat artırımına gidildi. Cherki de henüz Türkiye'ye gelmeye ikna olmuş değil. İkna çalışmaları devam ediyor. Galatasaray en az bir tane daha stoper eklemesi yapmayı düşünüyor. Bu anlamda Matsumels gündemdeydi ama Hermoso işinde Galatasaray'ın başına bela olan Roma Matsumels'i de aldı. 2 milyon eurosu garanti 500 bin euroda bonusun olduğu bir yıllık sözleşme imza atıldı. Ayrıca daha önce 5 yıl Roma forması giyen ve şu anda boşta olan Yunan stoper Kostas Manolas'ı da almayı düşünüyorlar. Galatasaray'ın stoper adaylarına tekrar dönelim. Diğer stoper adayı Matsumels'in aksine genç bir oyuncu. Inter'in 23 yaşındaki Kamerun asıllı Alman stoperi Jan Bisek'ten bahsediyoruz. Kiralık olarak alınması gündemde olan 1.96 boyundaki oyuncu geçtiğimiz yıl Danimarka Ligi'nden transfer edildi ve zaman zaman bulduğu şanslarla değerini 16 milyon euroya çıkardı. Son olarak Sevilla forması giyen ve şu anda boşta olan Sergio Ramos da gündemde. Yıllık 4 milyon euro teklif edildi ama 8 milyon euro istiyor. Bir önceki videomuzda bahsettiğim Alexandro Ribeiro ve Kevin Danso için satın alma opsiyonunu kiralama teklifleri yapıldı. Henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş alınmadı. Yabancı sınırından dolayı yerli adaylara da gidilebilir. Ayaks'tan Ahmet Can Kaplan için görüşmeler yapılıyor. Fiyat soruşturması yapıldı. Yabancı sınırından dolayı gönderilmek istenen Alexandru Chicoldauo ülkesinin takımı Petrolul diye gidecekti. Ancak bu transfer iptal oldu. Daha sonrasında diğer bir Rumen ekibi Krakowia Chicoldauo'yu kiralamak için teklifte bulundu. Anlaşma sağlanmak üzere. Gönderilmek istenen diğer bir oyuncu Sergio Oliveira da Yunan ekibi Olympiakos'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Bu transfer tamamlandı. Tabi Türkiye'de kazandığını orada kazanamayacağı için sözleşme feshi yapılırken bir miktar para alacaktır. Roger Şimit ile yollarını ayıran Benfica, Portekizli olmayan yurt dışından tecrübeli bir hoca arıyor. Yerel medyamıza göre adaylardan biri son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim. Benfica'nın başkanı Rui Costa, futbolculuk yıllarında Fiorentina ve Milan olmak üzere iki farklı takımda Fatih Terimle çalıştı. Şu anda iki yakın dostlar, böyle bir ihtimal var. Hem Galatasaraylıları hem de Fenerbahçelileri ilgilendiren Adrian Rabio konusuyla devam edelim. Fransız futbolcunun Real Madrid dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından isteyeni var. Serbest konumda olduğu için büyüklüklere de imza atabiliyor. Bu konuda bir sorunu yok. Tabi süre dolduğundan şampiyonlar ligi listesine yazılamadığı için şampiyonlar ligine giden takımlardan ziyade bizim takımlarımıza gelme ihtimali yükseldi. Galatasaray ve Fenerbahçe bu yüzden tüm şartları zorluyor. Fenerbahçe son saatlerde devreye girdi. Elbette bir saatte her şey değişebilir ama şu anda daha yakın olan tarafın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Juventus'ta son olarak 7,5 milyon euro kazanan Rabio'nun beklentisi bunun daha üzerinde kazanmak. Galatasaray oyuncunun tüm şartlarını kabul ediyor ama hala Avrupa'nın 5 büyük liginde oynama hayali var. Bu arada Suudi Arabistan ekibi Al Nasır'da Rabio için bir girişimde bulundu. Yılda 20 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif edildi. Cristiano Ronaldo da oyuncuyla bir görüşme yaptı ve Al Nasır'a imza atması için ikna çalışmalarına dahil oldu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündeminde bulunan Azeddin Unahi de Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. 500 bin euro kiralama bedeli 11,5 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında anlaşmaya varıldığı açıklandı. Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın Osimen transferinin ardından yönetimi topa tutuyor. Verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorlar ve acilen transfer istiyorlar. Taraftarlar ister. Bu normaldir. Onlar da en az Osimen kadar ses getirecek bir transfer istiyorlar ve kimileri yönetimden Frenkie de Jong'u istiyor. Zaten Barça da oyuncuyu transfer penceresi açık olan ülkelere kiralamak için tavsiye ediyor. Bu mantıksız gibi görünebilir ama Frenkie de Jong sezonun sonlarına doğru ağır bir bilek sakatlığı geçirdi ve Nisan ayından beri futbol oynamıyor. Yakın zamanda ameliyat olması bekleniyor. Muhtemelen uzun uzun bir süre daha futbolun uzağında kalacak. Barcelona yönetimi de oyuncunun 35 milyon euroluk yıllık ücretinden çıkabilmek için kiralık olarak vermek istiyor. Kısacası Frenkie de Jong alınsa bile oynayamama ihtimali var. Zaten sakat gelecek. Olay bundan ibaret. Ülkemizde yıldız transferi yapılmasını ben de istiyorum. Ama sadece isimlere aldanmamak lazım. Fenerbahçe'de 8 numara transferinde listenin ilk sırasındaki isim Boca Juniors'tan Christian Medina'ydı. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı ve oyuncunun kulübe baskı yapmasıyla birlikte transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyordu. Yönetim bonuslarla birlikte 15 milyon dolar artı %20 vergi olacak şekilde son teklifini yaptı. Eğer bu da kabul görmezse işler zora girecek. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Chelsea elinde kalan 5 oyuncusunu kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi düşünüyor. Bu isimleri şu anda ekranlarınıza getirdim. Takımlarımız için önemli olabilir. Sol bek ihtiyacı olan Fenerbahçe bunların arasından Ben Chilwell'i kiralayabilir. Chelsea kesin olarak düşünmediği oyuncu için Türkiye'den teklif gelmesi durumunda kiralık gibi içine izin vereceklerini oyuncu tarafına söyledi. Ancak hatırlatmakta fayda var. Oyuncu yılda 10 milyon Euro'dan daha fazla kazanıyor. Jose Mourinho Chilwell transferine onay verdi. Şartlar araştırılıyor. Fenerbahçe'ye tavsiye edilen diğer bir sol bek Alex Teixeira. Oyuncu Galatasaray ve Beşiktaş'a da tavsiye edilmişti ama ülkesinin takımlarından Botafogo'ya imza attı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Radekor'un için Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'a gidebileceğinden bahsediyorduk. Bu transfer resmi olarak tamamlandı. Fenerbahçe oyuncunun bir sonraki satışından %50 pay alacak. Bu arada Kızıl Yıldız Adana Demirspor'dan ayrılan Eduard Mishu da ilgileniyor. Resmi teklif yaptılar. Ayrıca aynı gün Luan Perez'in de ülkesinin takımı Santos'a satıldığı açıklandı. Luan Perez'i isteyip alamayan Eyüp Fenerbahçe'nin diğer bir yedek stoperi Samet Akaydın ile ilgileniyor. Yerli olduğu için Fenerbahçe'nin göndermek istemediği bir oyuncu. Genç stoper Omar Fayet de Belçika takımlarından Berçuta kiralanıyor. Satın alma opsiyonunu kiralama üzerinde anlaşma sağlandı. Jose Mourinho tarafından kesinlikle düşünülmeyen Rankent de gitmeme konusundaki ısrarına devam ediyor. Rankent İngiltere, İskoçya, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen tekliflerin tamamını geri çevirdi. Eğer takımda kalırsa ve yabancı sınırında yer olmazsa tek taraflı fesih ya da kadro dışı kararı gelebilir. Fenerbahçe'nin satıp geri elde etmek istediği Cengiz Ünder Rusya kulüplerinin ilgi odağı haline geldi. Spartak Moskova'nın ilgisinden bahsetmiştim. Diğer bir Rusya ekibi Krasnodar da devreye girdi. Fenerbahçe 10 milyon euro talep ediyor. Rusya'nın başkan takımı olan CSK Moskova'da Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Bu transfer için büyük uğraş veriyorlar. Beşiktaş diğer iki İstanbul takımına göre son günleri daha az hareketli geçiriyor. Joe Mario transferi sonrası yeni transferler için eldekilerden çıkılması gerekiyor. Zaten Hüseyin Yücel'de bu konuda Amartey, Chamberlain ve Abubakar'ı göndermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar canla başla mücadele veriyorlar. Transferde bundan sonra bir hamle olabilmesi için mucize lazım. Elimiz kolumuz bağlanıyor dedi. Alex Oxlade Chamberlain normalde İngiltere'ye gidecekti. Ancak takımda kalacağı kesinleşince lisansı çıkarıldı. Abubakar ve Amartey için de takım arayışı devam ediyor. Yabancı sınırından dolayı ona Onana'nın da gönderilme ihtimali var. Normalde Fransa Ligi'nden ilgi vardı ama orada transfer dönemi kapandı. Artık bonservisiyle ya da kiralık olarak oraya gitme şansı kalmadı. Eğer sözleşmesini feshedip serbest oyuncu haline gelirse Fransa ekibi Brest Onana'yı transfer etmeyi düşünüyor. Angelo Gabriel'i alna sıra kaptıran Beşiktaş, Brezilya Ligi'nde internasyonal forması giyen Wesley Ribeiro ile ilgileniyor. 7 milyon euro teklif edildi ama 15 milyon euro istediler. 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanadı Şubat ayında 2 milyon euroya almışlardı. O zamandan beri çıktığı 35 maçta 7 gol 2 asli katkı sağlayıp değerini 7 milyon euroya çıkardı. Angelo Gabriel transferinin ardından Al göndermek istediği bir oyuncu haline gelen Sadio ne de takımlarımıza tavsiye ediliyor. Normalde Arabistan içerisinde bir takıma kiralanacaktı ancak Arabistan'da transfer dönemi kapandı. Takımlarımıza tavsiye ediyorlar. 40 milyon euroluk maaşını karşılamak zaten mümkün değil ama yine de tavsiye geliyor. Galatasaray Maniye teklif yapmama kararı aldı. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın da böyle bir yük altına gireceğini sanmıyorum. Henüz kendisine takım bulamayan Yusuf Yazıcı Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçip gelebileceğini söyledi. 2,5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro maaş talebi var. Yönetim bu şartları ağır buldu. Hoca beğenip ısrarcı olmazsa teklif yapılmayacak. Serbest bir oyuncu olduğu için Lazio ve Olympiakos'la görüşmelerde bulunuyor. Beşiktaş'ta birinci kaleci Mert Günok'tan dolayı forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu takımdan ayrılmak istiyordu ama Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Çaykur Rizespor Ersin ile ilgileniyor. Bir yıl kiralamak istiyorlar. Aslında Fransa'nın Nantes kulübü Ersin'i istedi ancak orada transfer dönemi çoktan kapandı. Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. 5. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Şenol Hoca yönetimden kaliteli bir 8 numara ve kanat transferi yapılmasını istedi. Trabzonspor Santrafor'a Simon Banza'yı transfer etti. Başkan Ertuğrul Doğan bu konu hakkında Simon Banza'yı kiralık olarak kadromuza katacağız. Trabzonspor'un bir tane daha Santrafor'a ihtiyacı var dedi. Aslında Santrafor için ilk aday Paolo Noaço'ydu ama kulübü indirim yapmıyor. Başkan bu konu hakkında ise Paolo Noaço ile alakalı en büyük teklifi kulübüne ilettik. 6 milyon euro artı bonuslarla 8 milyon euroyu bulan bir teklif yaptık ama kulübü 15 milyon euroda diretiyor dedi. Şu anda Paolo Noaço'nun Trabzonspor'a gelme ihtimali Göztepe'ye gitme ihtimalinden fazla değil. Southampton'la sahibi aynı olan Göztepe Onaçu'yu kiralamak istiyor. Bir cebinden alıp diğer cebine koyacaklar. Batista Mendy için yurt dışından teklif geldiğinden bahsediyorduk. Ertuğrul Doğan bu konuya da açıklık getirdi. Batista Mendy için İtalya'dan bir teklif geldi. Ama kabul etmedik. Beklentimiz 20 milyon euro ve üzeri. Gelen teklif en fazla 15 milyon euro civarında olan bir teklif de Evet, bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.